Herkese selamlar. Satrancın altın çağındaki yolculuğumuza 27. bölümle devam ediyoruz. Ve bu serimizde toplam 7 saati aşmış oluyoruz bu bölümle birlikte. Bugünkü yıldızımız Mihail Tal olacak. 1956 yılındayız. Spassky soruyor diğer usta arkadaşlarıyla birlikte. Böyle kafasını sallayıp Tal'in açıklanamaz yükselişini düşünürken birden arkadaşlarına dönüyor ve diyor ki bu Tal nereden geldi? Dünya şampiyonu Smyslov şeytanın işi diyerek cevaplıyor. Tal'in stili satrancın klasik kurallarına inananlara hakaret gibi geliyordu. Çok hızlı bir şekilde onların değerlendirmeye almadığı hamleleri buluyor ve oynuyordu. O hamleleri eğer kendileri gördülerse üzerine 20 dakika düşünüp tekrar tekrar kontrol ediyorlardı ve ancak o şekilde oynayabiliyorlardı. Rönnstein, Sovyetlerin Şahmati dergisine Tal'in satranca yaklaşımı doğru olabilir diyordu ama yine de benim farklı görüşlerim var diyerek okuyuculara aslında bunun bir küçümseme olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ne olursa olsun satranç meraklıları Tal'i hemen bir sihirbaz, bir büyücü, bir hokkabaz olarak anmaya başladılar ve sevdiler. Batı ülkelerinde Tal henüz iyi tanınmıyordu ve zamanı gelmişti artık. İsveç'te yapılan dünya öğrenci takımları şampiyonasına o da Sovyet takımıyla katılıyordu. Takımın kaptanı Korşnoy'du ve Sovyetlerin en büyük rakibi yine Yugoslavya'ydı. Ama Yugoslavları 4-0'la ezerek geçtiler ve Yugoların satranç gazetesinde ertesi gün başlık şuydu. Oyuncumuz Borislav Ivkov Tal diye birine yenildi. Altında da şöyle yazıyordu. Tal, bu adı hatırlayın. Eski şampiyon Max Öve turnuvayı ziyaret etmişti ve oyuncuların kaldıkları yerlerde gezerken bir blitz oyunu gözüne çarptı. Tal Polonyalı birine karşı oynuyordu. Ve Öve'ye teşekkür edelim ki o oyunun hamlelerini bir kağıda not almış ve onun sayesinde bütün dünya bu oyundan haberdar olmuş. Tal siyahlarda oynuyor. Beyazlarda Janusz Zucka var. Harika bir minyatür izleyeceksiniz ama öncesinde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Polonyalı D4 ile başlıyor. At F6, C4, G6, At C3 ve Fil G7, Şahint savunması oynanacağını göstermiş oldu Tal. D5 yaparak Grünfeld'de tercih edebilir tabii ki. E4 oynuyor. D6 ve F3 semiş varyantı geliyor. Bir blitz oyunu için beyazlarla çok uygun bir seçim. Güzel bir atak geliştirebilir beyaz. Rok, fil E3 ve şimdi E5. Tal şimdilik standart şekilde ilerlemeye devam ediyor. Henüz bir ilginçlik göremedik. Bu arada aynı varyantı yani bu E5 sürüşünü Kasparov 1990 Dünya Şampiyonu maçında Karpov'a karşı denemiş arkadaşlar. Ve Karpov'dan fena dayak yemiş o oyunda. O oyunu kaybetmiş. Neyse ki sonradan Şahint açılışından tamamen vazgeçiyor o maç içerisinde. İnat etmiyor ve maçı 4-3 kazanıyor. At GE2, C6. Sevmiş varyantı için yine klasik bir hamle. Siyahlar eğer rakibi uzun rok atmaya karar verirse vezir kanadında hemen aksiyon almak istiyor. Ve vezir B3. Burada arkadaşlar vezir D2 ana hamle. Fakat bu bir blitz ve beyazın hamlesi vezir B3 de kötü değil, gayet iyi. E alır D4, Tal merkezi açma girişimine başlıyor. At D4, tamam. Birer piyon değişildi. Şimdi nasıl devam edecek Tal? D5 arkadaşlar. 4 basılan kareye piyon sürüşünü gerçekleştiriyor ve ortalığı karıştırıyor. Benim kontrolüme göre Tal'in blitz'te oynadığı bu hamleyi Stockfish'te beğeniyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. C alır D5. C alır D5. Hala pozisyon ortada. Şimdi tekrar D5 alınacak mı? Alınacaksa neyle alınacak sorusu cevaplanmalı. Burada beyazlar E alır D5 oynayarak piyonun üstüne yatmayı denemek istiyor ve geçer piyon da yapmış oldu böylece. Ama atla alsaydı ya da bir bakalım. At D5 oynanırsa
tabii ki at D5'e cevaplanacak ve vezir D5'le vezirleri de değişip beyaz gayet rahat bir oyun sonuna geçebilir. Ama Tal bu pozisyonda vezir B6 oynayarak devam ederse şimdi kale D8 hamlesi var. D4'teki ata bir baskı var. Aynı zamanda B2'ye de bir baskı var. Siyahların taşları çok aktif olacaktı bu pozisyonda. O yüzden piyona karşı vezir B6 ile devam etmesi siyahlara bir kompanse getirecek. Bir de arkadaşlar şu olabilir. Kale E8 oynayarak devam edebilir. Onu da göstereceğiz şimdi. Ama ne zaman kale E8 oynayabilir? E alır D5'ten sonra. Şimdi kale E8 oynayarak devam edebilir ve şah E2, vezir E7 gibi bir oyun karşımıza çıkabilir. Piyona karşı gayet yeterli. İstekleri var. Fakat Tal rakibini ambale etme ant içmiş adeta. Çünkü çok acayip bir hamle geliyor. Kale E8 gibi doğal bir hamle yerine at C6 oynuyor arkadaşlar. Ve E hattı açıkken şimdi de atı bırakıp D hattını da açmaya çalışıyor. D4 üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Peki burada acaba fikir ne olacak devamında görelim. D alır C6. Rakip tabii ki alıyor bu atı. Şu anda objektif olursak beyazlar ağır şekilde kazanç konumdalar. Ama Tal taşlarını çalıştırıyor. Kale E8 oynuyor. Şimdi bu hamle Tal'in klasik kuralını da bize gösteriyor. Oyun içindeki zaman taş üstünlüğünden yani materyalden daha önemli. Bu Tal'in kuralı. Ama Tal'in birçok oyununda işleyen bu kural aslında bu pozisyon için geçerli değil. Çünkü şimdi rok atsa beyazlar ya da C alır B7 oynasalar kazanç konumda oyuna devam edebilirler. Fakat bu pozisyonda ne oynanıyor arkadaşlar? Onu size gösterelim. Şah B2. Bu da çok doğal gözüken bir hamle. Belki de ilk bakışta hepimizin oynayabileceği bir hamle çok fazla düşünmezsek. Fakat belki de tahtadaki en kötü hamle haline geliyor bir anda. Peki nesi kötü? Yani fili tuttu, açmazdan çıktı. Daha ne yapması lazımdı? Onu az önce söyledik arkadaşlar. Aslında sen atı almışsın. At rokunu, fili burada bırak ve oyuna fazla piyonunla devam et. Fakat onu yapmayınca Tal şovuna başlıyor. Kale E3 patlatıyor arkadaşlar. Bam diye vurdu. At fedasından sonra şimdi de kalite fedası geldi. Tal'in aklındaki varyant büyük ihtimalle şöyle arkadaşlar. Kale E3 vuruşundan sonra şah E3 alınırsa at G4 oynayacak. Filin yolunu da açıyor şimdi. Vezirle beraber D4'e bakıyorlar. Ve eğer at alınırsa vezir D4. Şah E2'ye fil G4. Ve şah kaçınca daha kale var. Kale E8 ve beyazın canını çıkarmış oldu böylece siyahlar. Fakat rakip atı almayabilir. Bunu da görmek lazım. Mesela biz şimdi kaleyi aldık. At G4 şah çekildi. Almak zorunda değiliz. Şah E2 direkt kaçabilir. Ama yine de vezir D4 etkili arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi E3 ve F2'den yine girişleri var. Bu sefer beyazın kurtulmak için bir şansı olabiliyor. Bir şekilde at E4 hem F2'yi hem E3'ü tuttuğu için beyaz mucize eseri kurtulabilir. Ama buna da bir çözüm var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Şimdi şah E3'e gelindi ya, at G4'te siyah oynamak zorunda. Şöyle yapabilir. Fil H6. Ve şimdi şah atını tutacak şekilde bir yere kaçmalı. Çünkü vezir onu alacak. Şah D3'e gidince B alır C6. Şimdi hem fil A6 istedim hem C5 istedim. Bunların ikisini birden tutan bir tek vezir C4 var. Bu sefer fil F5. At E4'e gelince C5 arkadaşlar. Piyonu feda ediyoruz. Nasıl at açmazsa vezir almak zorunda kalacak. Ve şimdi kale C8. Tal'in her taşı çalışır hale gelir. Adamın iki kalesi ve pili oynamıyor. Şah da ortada olduğuna göre sonuçta belli.
Fakat oyunda bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü rakibi kale E3 hamlesine karşı arkadaşlar kale D1 oynuyor. Atı almıştım. Al fil de senin olsun dedi. Kalene dokunmuyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şimdi tamam, normal bir oyuncu belki burada kalesini kaçar ve işte bir şekilde şuradaki C6 B7 değişimiyle ilgili bir şeyler düşünmeye başlayabilir. Ya da kalesini korursun. Ve sonra da şöyle durup bir bakarsın. Ama Tal normal biri değil ki. Hemen saldırısına devam ediyor. At G4 oynuyor arkadaşlar. Şimdi atı almazsan zaten D4'teki atın da gidecek. Bari atı al, belki şahın bir şekilde kurtulur. Ve hiç değilse taşlar eşit kalır. F alır G4 oynanıyor. Fil D4. Şimdi açarak şah tehdidi geldi ve bundan kurtulmalı. Ama şaha gidecek yer yok arkadaşlar. Filin hizasından bir şekilde kaçamıyor. Ve burada sorun, bir kere zaten kale C3 gibi basit bir hamle var. Veziri düşürecek bu şekilde arkadaşlar. O yüzden beyazlar bir kalite fedası yapmak zorunda kalıyor. Vezir D4 gelince aynı tehditler yine var arkadaşlar. Şimdi beyaz, şah zaten çok kötü durumda. Kendisini nasıl kurtaracak? Bir taraftan da veziri nasıl kurtaracak? Şimdi onu da düşünmeye başlıyor arkadaşlar. Bu sefer şunlar denenebilir. Mesela vezir A4. Hem vezirleri değişmeye çalışmış olursunuz hem de açarak şahtan açarak saldırı sonunda veziri kaybetmekten kurtulursunuz. Ama burada Tal'in hamlesi zaten atı falan almak değil. Kale E2 ile çifte şah çekerek devam edince sen veziri değişemiyorsun ya da veziri alamıyorsun. Kale fedası ediyor adam. Sen bunu almak zorundasın. Bu sefer fil G4 ile geliyor. Şah E1'e gidince kale E8. Biz bu filmi az önce gördük. Peki burada oyun nasıl biter mesela? Ona da bakalım. Fil E2 oynanacak tabii ki. Buna kale ile patlatabilir arkadaşlar. Şah B1 giderse mat var. Atla kaleyi alırsa A4'teki vezir boşta kalmış olacak, güle güle. İnanılmaz bir taktik öngörü var bu pozisyonlarda arkadaşlar. Peki rakip ne yapıyor? Vezir nasıl kurtulacak? Beyazın bir seçeneği daha var, onu oynuyor. Vezir D5. Gel değişelim Tal diyor. Ama Tal yine o efsane hamleyi yapıyor. Kale E2. Bunu Blitz'te oynuyorsun. Çifte şah. Şimdi şah kaçamaz arkadaşlar. E3'e giderse vezir E3 ile mat olacak. O yüzden almak zorunda. Alınca yine fil partiye katılıyor. Fil G4. Şah yine E hattında. Kale E8. Üçüncü defa aynı taktikler çalışıyor. Aynı siyahın saldırı setup'ı çalışıyor. Üç taşı da hücumda yani şu anda. Peki Tal'in taş geride olması sonucu etkileyecek mi? Hayır arkadaşlar. Yine file 2 tek hamle zorunluluktan oynandı ve şimdi yine aynı kale vuruşu geliyor. Kale E2. Şah kaçarsa yine mat olur. Yine at gelip kaleyi alırsa vezir boşta kalır arkadaşlar. Zaten bu kadar fedadan sonra bir şey yoksa da mutlaka bir şeyler olur diyor Polonyalı oyuncu. Ve burada oyunu terk ediyor. Blitz'te yapılan şu hamleleri görenler tabii ki Tal'e sihirbaz demekte haklı. Bu turnuva sırasında takımın bir de tecrübeli bir sorumlusu var Sovyet takımının. O da Alexander Kotov. Oynamıyor, takımın sorumluluğunu üstlenmiş. Ve diyor ki Tal'in hiç diğerleri gibi olmadığını hemen anladım. Zaten Tal'in karakteri inanılmaz değişik. Mesela bu turnuvadan dönüş yoluna çıkacaklarında Tal pasaportunu ve bütün parasını Kotov'a emanet ediyor. Diyor ki ben kaybederim bunları. Sen diyor bunlara. Emanetçi ol. Tal'in amcası mesela bunlar turnuvaya gelmeden önce Kotov'la konuşuyor. Arıyor Kotov'u ve diyor ki yemeklerden sonra diyor Tal biraz rahatsız olup biz ona o yüzden sabah ve akşam mutlaka ilacını veririz. Siz de lütfen bunu unutmayın diyor.
Şimdi böyle bir adam Tal arkadaşlar, başkalarının sürekli yardımına muhtaçmış gibi bir gündelik hayatı var. Ama adam 20 yaşına gelmiş, satrançta zaten süper yetenek. Bir taraftan da üniversiteyi bitirmiş. Çok ilginç bir karakter Tal. Neyse işte arkadaşlar, Tal ve arkadaşları bu turnuva sonunda 5 puan farkla diğer takımları tahtadan silerek şampiyonluğu alıyor ve kupayı Sovyetler Birliği'ne götürüyor. Ve biz de bugünlük hikayemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, satrançta kalın. Görüşmek üzere.